Sosyal medyada Çanakkale'nin incisi Bozcaada'da kirliliğin denize akıtıldığına dair bazı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 1 milyon 161 bin lira para cezası, idari para cezası kesildi. Şimdi ayrıntılar alacağız. Veda Sezer bekliyor bizi notlarıyla karşımızda. Öncelikle şunu belirtelim ki Bozcaada gerçekten Kuzey Ege'de turizmde parlayan yıldızıyla dikkatleri çekiyor ve son yıllarda yoğun bir turist talebi olan bir bölge. Kış nüfusu 3000 olan ancak yazın zaman zaman 20 bin üzerinde misafir ağırlayan Bozcaada'da geçtiğimiz günlerde arıtma tesislerinin kapasitesi yetmediği için foseptik suları denize deşarj edildi. İşte biz de şu anda o noktadayız. Kameraman arkadaşım Birol Güngör'de de gösteriyor. O bölgedeki Bozcaada'nın arka denizi denilen mevkiye logarlardan foseptikler deşarj edildi. İşte bunu da ihbarı yapılması üzerine Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde bu noktaya vardılar ve sorunu yerinde tespit ederek öncelikle deşarj olayını durdurdular. Ardından ise yapılan rapor tutulmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denizi kirlettiği ve çevre kirliliğine yol açtığı için CHP'li Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira ceza kesildi. Aslında bu sorun Bozcaada'da bugünün sorunu değil. Yıllardan bu yana gelen bir problemden bahsediyoruz ki Bozcaada kış nüfusu 3000 olan bir ilçe ve zamanı döneminde arıtma tesisi yapıldığında buraya maksimum 10.000 kapasiteli bir arıtma tesisi inşa edildiği bilgisine ulaştık ki zaman zaman yaz sezonunda turizm sezonu hareketli olduğu günlerde 20 bini bulan misafir de ağırlıyor Bozcaada. Özellikle tatil günlerinde ise bayram tatillerinde bu bölge 30 bin zaman zaman da 35 bin misafir ağırlıyor. İşte durum böyle olunca altyapı yetersizliği nedeniyle bu tip problemler yaşanıyor. İşte geçtiğimiz günlerde de yine herhangi bir çözüm bulunamayınca pompalarda arıza yapınca çare o atık suların yani foseptiklerin denize deşarj edilmesi ile sonuçlandı. İşte o olayın üzerine de ihbar edildi. İhbarı da değerlendiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Bozcaada'ya geldi ve sorunu yerinde tespit etti. Şu anda bulunduğumuz Bozcaada arka denizine deşarjı yapılan foseptik nedeniyle 1 milyon 161 bin TL ceza kesildi. Bozcaada Belediyesi ise bu soruna bir açıklama getirdi. O açıklamaya göre de bu sorunun sadece bu noktada olmadığını, 3-4 noktada daha böyle bir problemin yaşandığını ancak arıtma tesisinin kapasitesinin tamamen yetersiz olduğu duyurusunu yaptı ve bununla ilgili de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla destek istediklerini belirttiler ki özellikle bugün Bozcaada'ya bu problem sebebiyle İller Bankası'ndan bir ekibin geleceği de duyuruldu ve ekiple birlikte bir komisyon bu noktadaki sorunları raporlayacak. Bu konuyla ilgili aslında Bozcaada'da yıllardan bu yana ciddi bir altyapı sorunu bulunuyor ve bu sorunlar da henüz çözüme ulaştırılmadı. İşte kameraman arkadaşım Birol Güngör'den bir daha göstermesini isterim. Burası turizm tesislerinin yoğun olduğu bir bölge ve yerli yabancı misafirlerin gezmeye geldiği bir bölgede tam da bu noktada foseptik sularının denize deşarj edildiği noktayı gözlemlemekteyiz ki zaman zaman kapasitesini zorlayan atık suları işte bu noktadan maalesef denize deşarj ediliyor. Toparlayacak olursak problem Bozcaada'da sadece bugünün problemi değil. Tabii ki Çevre Şehircilik Bakanlığı yerinde müdahaleyle bu noktadaki soruna öncelikle ceza keserek ardından ise bu problemin çözümlenmesi için yine bakanlığın devreye gireceğini belirtelim ve sözü Bozcaada'dan size bırakalım.